Bu dünyanın devranına Bu dünyanın devranına Aldanma gönül aldanma Zilli çamlı kervanına Aldanma gönül aldanma Aldanma gönül aldanma Güldürür yüze devranı Bir gün okutur fermanı Bulağı aman derdi dermanı aldanma acı önül aldanma. Hocam haftanın özatına alkışlarla hoş geldin. Hoş bulduk kardeş. Hocam alkışlarla girdik bu hafta. Öyle mi oldu? Biraz seni güldürelim yüzünde tebessüm olursun istedik. Çünkü senin için zor bir haftaydı. Evet. Hemen hızlıca başlayalım. Bir kez daha başın sağ olsun. Hem senin hem Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Bursa Spor'un, Türk futbolunun, Futbolu Avrupa futbolunun, dünya futbolunun çok önemli bir ismi. Sonsuzluğa uğurladık. Haberi de ilk sen duyurdun tüm ülkeye. Ya ben gazeteci değilim yani yakın olduğum için haber ilk bana geldi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Hepimizde emeği vardı. Türk futbolunda emeği vardı. Üç şey. Üç aklına oyuncu, ne geliyor? Çok oyuncuya çünkü. dokunmuştu. İyi antrenör, iyi insan. Üçüncüyü bilmiyorum. Allah mekanı cennet eylesin. Bayağı etkilendin. Onun için böyle bir alkışlarla girmek istedik. Seni de yükseltelim diye. Sağ ol kardeşim. Tekrar tekrar toprağa bol olsun, mekanı cennet olsun. Amin. Şimdi, hocam dönelim kendi gerçekliklerimize. Evet. Fenerbahçe Rize'de gol olup yağdı. Evet. Ve bunu da 7-8 dakika içinde yaptı. İlk yarısı sıkıntılı bir maç böyle bir sıfır öne geçti ama sen de izlerken diyorsun böyle Rize pres yapıyor ne oluyor falan filan derken Fenerbahçe bir anda Fret Saz'ı elini aldı maçı kopardı ama tabii maçla ilgili konuşulacak 2-3 tane başlık var. Fret ayrı, kaleci Gökhan Rize kalecisi çocuğu linç ettiler 48 saattir demediklerini bırakmıyorlar. Şimdi bu Gökhan Okan Buru'nun da hocalık yaptığı dönemde Beşiktaş'tan yedi yerken aynı Gökhan değil miydi? Bu Gökhan Galatasaray'dan 6 yerken aynı Gökhan değil miydi? Fenerbahçe'den 5 yerken mi Gökhan sorunlu oluyor? Yani Beşiktaş'tan 7-7 gol Galatasaray'dan 7-6 gol sorun olmuyor da Fener'den 5 yerken mi sorun oluyor? Her kaleci hata yapabilir. Bundan daha doğal ne olabilir yani? Ama içinde bulunduğumuz futbol iklimi öyle bir hal aldı ki herkes birbirine hafta yapıştırmaya çalışıyor. Daha 3. hafta? Daha 3. hafta. Kimse düşünmüyor ki bu çocuğun çoluğu çocuğu var insan içine çıkacak. Ya buna biri bir tepki gösterir de bir şey olur mu? Sadece atalım bir çamur izi kalsın zihniyeti var. Maalesef böyle. Maalesef böyle. Böyle bir futbol iklimi oldu. Üzülüyorum yani böyle bir futbol ikliminde bulunduğum için net. Ee, Mustara'da yok iki gol yedi. Daha çok da kötü goller yedi. Sezona başlarken Beşiktaş'tan 5 beş gol yedi. Evet. Yani bunlar olabilir. Her kötü gol yiyeni veyahut da her farklı gol, her farklı galibiyet alan takımın karşısındaki kaleciyi bir şeyle mi suçlayacağız yani? Bu takım buraya nasıl gitmiş? Avut'tan mı gol yedi sanki bu kaleci? 5 golün üçünü atan da Manchester United'dan geldi. Yanlış anlama ya da. Böyle bir şey olabilir yani. mi yani? Öyle bir hal aldı ki, içinden çıkılmaz bir durum. Ya bu takıma Beşiktaş 7 atmış. Şenol Güneş Hoca, Okan Buruk, Galatasaray Rize Spor Hocası. Galatasaray 6 atmış. Aynı Gökhan'a. Fenerbahçe 5 atmış. Tersten düşünelim. Şöyle bir iklim mi var ülkede? Gökhan dün uçtu. Bu arada geride bıraktığımız haftanın da en çok kurtarış yapan iki kalecisinden biri oldu. Onu da söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'nin 3 tane penaltısının verilmediği bir haftada Gökhan'ı konuşuyoruz. Adalet nedir biliyor musun Bülent? Adalet sen de 5 atsaydın X takımı olarak. Bunu konuşacak mıydın? O zaman senin yaptığın yorumun bende bir etkisi kalmaz. Ya da tersten düşünelim. Fenerbahçe tek kale 40 şut. 28'sini kurtarıyor. Maç 0-0 bitiyor dün gece. Bu Mesela. Bu sefer de Bülent Gökhan'ı başka bir şeyle mi şu? yani ne yapacağız yani. biz bu işi? Bu işin içinden çıkamazsın ki. Nedir yani? Öyle bir hale geldi ki tetikçi olan yorumcular var. Bak net söylüyorum. Adaletsiz yorumcu zaten çok. Biliyorsun ben hep söylerim. Futbol programları aynı saatte olsa herkes kekeme olur. Ben sana söyleyeyim. Doğru. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hazırlanıp böyle tirenler var. Böyle bir yozlaşma olabilir mi ya? Böyle bir yozlaşma olabilir mi yani? İşte denetleme gerekiyor hocam orada. O çok derin konu yani. Şimdi sen çık o zaman Arkadaşlar da benim bildiğim şeyler vardı. Bir iki ucundan göster. Sonra Gökhan Uras'ın dursun. Saçma sapan işler. Saçma ya sapan. Ya da Mustafa Uras'ın dursun. Ya da yarın öbür gün Ahmet Mehmet Uras'ın dursun. Ya dedim ya şimdi. Adam anlatıyor diyor ki Kağasaray'ın, Fenerbahçe'nin Rize'yle diyor, Rize diyor her sene 6 puanı garanti. Ben ne demiyorum ki Galatasaray'ın da şu takımda her sene 6 puanı garanti? Yani sen yenince hakkınla yeniyorsun da millet yenince haksızca mı yeniyor? Bu nasıl bir aymazlıktır ya? Bir de hocam sabah erken kalkan yorumcu artık Türkiye'de. Futbol oynamış, içinden gelmiş, dışından gelmiş, kenarından hiçbir önemi yok. Biliyorsun herkes her şeyi konuşabiliyor. Aklı başında adam, aklı başında futbol sever her şeyin farkında. Ama bir etkileşim var. Maalesef artık Z kuşağı mı, Y kuşağı mı, yumuşak Y kuşağı mı ne kuşaysa bundan etkileniyor ben sana söylüyorum. Bu net bir şey. Hakkaniyet diyorum. Tepki da doğru duvar yıkılmaz derler ya, doğruyu bir zamanla kabul görüyor doğru. Ama kendini altı attığın zaman sorgulamazsan Başkaları altı attığı zaman da sorgulamayacaksın. Bu böyledir. Hocam kopalım oradan. Sağ içine dönelim. Bitmeyecek bu konu. Bitmez de Türkiye'de. Yazık. Allah yardım etsin. Oynayanlara da, kenardakilere de. Garip bir durum. Sağ içine dönelim. dönelim. Fenerbahçe, Fred'in yıldızlaştığı maçta 5-0 rakibini yenmeyi başardı. Ama senin yine maç içinde gördüğün ince nüanslar var. Mesela yine Ceko'nun uzun süre kaldığı gibi. Fenerbahçe'nin bir an önce el nesliyle oynamaya başlaması lazım. 50 milyon euro verdiğin oyuncu artık dünyanın hiçbir yerinde 50 milyon euroya mal olan bir adam ligin birinci haftası, ikinci haftası yedek oturmaz. Gelir gelmez oynamaya başlar. Buray için ya yani Mbappe'nin verilen 200 milyon euro neyse 50 dedin hocam. Tamam. Geleceğim. Mbappe'ye verilen 200 milyon euro neyse Türkiye için de 50 milyon euro Real Madrid'in 200 milyon eurosu gibi paradır. Tartışılmaz bu isim artık. Oynayacak yani. 50 milyon euro da yani o kadar değerli para ki bu ülke için. Herhalde 200 milyon euroya oyuncu almayacağına göre, alamayacağına göre. Artık Mourinho'nun el daha fazla şans vermekten ziyade ilk 11 başlatması lazım. Evet 7 maç 7 gol. Ceko'ya saygım sonsuz. Ama artık el neslinin oynayacağını bilmesi lazım. Mourinho onun için belki en doğru zamanı bekliyor ama. Geçen hafta Göztepe maçında el nesil ilk 11 başlamasaydı bu hafta oynamamasını yadırgamazdım. Ama el nesil 11 başlıyorsan artık el nesil oynayacak Çeko bekleyecek. Eğer çift santrafor oynamıyorsan. Çift çıkar mıydın sen Rize deplasmanına? Şimdi bir önceki maçı kaybetmeseydi çıkardı. Doğal olarak o da kendini korumaya alıyor. Bir orta saha fazla oynamaya çalışıyor. Ceko de goller atıyor ama Ceko oyunun içinde yok. Ceko dün bir şey söyledim. Savunmayı rahatlatmıyor, rahatlatmıyor derken top tutarak kendi savunmasını çıkarak nefes almasını sağlamıyor. Dinlenmesini sağlamıyor. Eskisi gibi deprese olamıyor demek istedim. Yoksa rakip savunma neyini rahatlatacak? Rakip savunma yorması lazım. Öyle bir pres yapacak oyuncu da değil Ceko. Değil. Bu bir gerçek. Ceko ve Tadiç gerçeğini Mourinho'nun görmesi lazım. Artık orada İrfan mı olur, Cengiz mi olur bir şekilde. Ceko'nun yerine zaten elnesi olacak. İşler iyi giderken hataları göreceksin. İşler kötü giderken hatayı herkes görür. İşler iyi giderken hataları göreceksin sevgili Bülent. Yani Fenerbahçe mükemmel oynanamadı. Mükemmel skor aldı. Mükemmel oynamasını bekliyor muyuz? Tabii ki ligin başında bunu beklemek aptallık olur. Zamanla bu da olacak. Zamanla bu da olacak. Takımdaşlık bireyselliğin önüne geçecek. Dün daha çok bireysellik vardı. Ve Mourinho'nun bir an önce bir stoper transferi yapması lazım. Bir orta saha transferi, bir sol bek transferi yapıp Şimanski ile de bir an önce bir karara varması lazım. Keşke üç tane olsaydı dedi hocam. Bunu ifade ettim. Mükemmel skorla biten bir maçta çok kötü o Olmasa da çok iyi oynamayan bir oyuncunu da iyi oynayan oyuncuların yanına korsun. Çünkü onunla ilgili eleştiri geleceğini biliyor mu ya. Akıllı bir teknik adam. Öyle. Dünkü maçta... ...üç tane Şimanski aramam. Hatta Şimanski'yi kulübede ararım dünkü maçta. Bu bir gerçek. Şimanski iyi futbolcu ama... ...sezona kötü başladı. İyi oynamıyor. İyi mücadele ediyor olabilir. Niyetini asla sorgulamam. Ama öyle... Dünkü maçta 3 tane Şimanski olsun denilecek Şimanski adına bir oyun yoktu. Evet, Mourinho'ya saygım var. Psikoloji yaptı orada. Hayran olduğum bir teknik adam. Ama bazı şeyleri görmek için de Mourinho veya da Guardiola olmaya, gerek de, gere, olmaya da gerek yok. Anlatabildim mi? Bu anlamda da devamlı oynatmak istediği için kesmeyi düşünmediği bir oyuncu olduğu için bak ben sana güveniyorum mesajını yeniliyor. Yineliyor. Ama umarım ki bu yoruma, bu güvene cevap verir. Hocam İsmail'i izlerken başka bir izliyorum ben ya. Sen ne düşünüyorsun? Yani İsmail, bilmiyorum tabii ben bizim çocuğumuz olduğu için, Türk çocuğu, milli takım falan. Bütün takımlarda öyle bakarım ben o tip, o bölgede oynayan Şimdi adamlara. Şimdiden bireyseliliğe çok inanmam. Üstüne koyuyor mu onu merak ediyorum. İsmail. Yani Fenerbahçe takımında bir oyuncu üstüne koymayacaksa, her hafta oynayıp da üstüne koymayacaksa oyuncuda problem ararım ben. Ama Fenerbahçe takımının bir orta sahaya ihtiyacı var. Bana göre 6'dır, sana göre 8'dir. Bilemem onu. Sana göre 6. Bana göre 6. Şimdi 6 yıldır şampiyon olmayan bir takımda Cessun gelişiyle oynamaya başlayan Asgari 2 senede 70-80 maç oynayan bir oyuncunun kendisini geliştirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Ama ne oldu? Ferdi gitti maç kazandın. İsmail gittiği zaman da kazanabilirsin. İsmail olmadığı zaman da kazanırsın. Ferdi için söylediğim bir betimleme var. Çok konuşuldu o. İsmail'i tamamlayayım. Ya aynısını ona da söylüyor evet. musun diyeceğim. Tabii ki. İsmail kendini her maç geliştiriyor. Bazı şeyler... Sınırın ötesine gitmez. İsmail bu. En üstte mi şu anda? Bu. Daha bunun ötesi yok yani. Ondan bir tane daha iyi. Pozisyonunu kaybetmeyen... Niyetini asla sorgulamam. Asla performansını sorgulamam. İnanılmaz mücadele ediyor. İsmail hiçbir zaman 4 olmaz, 5 olmaz ama 9 10 da olmaz. Her zaman 6 7 olur. 8 olur. Ama futbol bir fizik oyun olduğu kadar pozisyon oyunu. İsmail pozisyon bilgisi yüksek bir ön libero değil. Emin ol iyi bir ön libero gelirse ondan da çok şey öğrenecektir. Ve çok daha şeyler Türk futboluna katacaktır. Yani Ferdi için şunu diyorsun. İsmail ile öyle bağlayacaktım. Aynısını Ferdi için de sorayım. Müthiş karakter. Müthiş özellikleri var. Sekiz olur müthiş diyorsun. Açık olur müthiş ama hani Fenerbahçe müthiş bir sol bek kaybetmedi diyorsun. Fenerbahçe müthiş bir karakter kaybetti ama müthiş bir sol bek kaybetmedi. Yani Fenerbahçe'nin pozisyonel açıdan bir kaybı yok. Bir sol bek kaybı yok Fenerbahçe'nin. Müthiş bir karakter ve başka mevkilerde. Müthiş bir karakter. Müthiş bir profesyonel. Ama Fenerbahçe orijinal bir sol beki. İhtiyacı olan bir sol beki kaybetmedi. Emin ol Mourinho'yla da Mourinho da Ferdi'yle devam etmek isteseydi ederdi. Geldi ilk gün söyledim. Bu tip adamlar bu tarz beklerle oynamaz. Savunma güvenliği asıldır. Olması gereken de budur. Ferdi'nin kazandıklarına, verdiklerine bakıyoruz ama kaybettiklerine bakalım. Bir adamı seversen, Tribünler Ferdi'yi çok seviyor. Hatalarını görmezsin. Fenerbahçe'nin yedi gollerin yüzde kırkı Ferdi'nin tarafındaydı. Sevgili Bülent. Ama inanılmaz iyi niyetle mücadele etti. Kendini geliştirdi gitti. Allah yolunu bahtına açık etsin. Fenerbahçe'ye verdiği için de ev verdiği her şey için de teşekkür etmek lazım. Turgut Doman'ı tanıyor musun? Fenerbahçe maçının hakemi. Rize Evet. Fenerbahçe kulübü açıklama yaptı. 5-0 bitmesine rağmen maç. Rezil maçı, bir yönetim gösterdi. Iz maçı izlerken üç tane net penaltı dedin. Zaten Fırat Hoca da dahil Türkiye'deki bütün hakem Rezil bir yönetim gösterdi. Birleşti. E ne oluyor daha 3. haftadan? Sen aslında diyorsun ki hakem bu işin öznesi olmasın. Yeter konuşmayalım falan filan ama. Bir Bunu konuştuğun zaman hakemi konuşmasınlar diyenler, diyenlerden ne farkın kalacak? Bunu da biliyorum ama. Bir de algı diye bir şey var. Bu algı yönetimini yapıyorlar. Üç tane net penaltı. Yani o Fatih Özkan denen şahsın Ali Koç'a yaptığı hareketten. Osterwald'a yapılan hareketin ne farkı vardı? <laughs> ne farkı vardı? Fret'in tendonuna basılan pozisyon net penaltı. İrfan'ın ayağının üstüne basılan pozisyon net penaltı. Hiçbirinde var çağırmadı. Hiçbirinde var çağırmadı sevgili Bülent. Ben ge şeyi geçtim. Böyle bir futbol geçtim. cahilliği olamaz. Böyle bir futbol cahilliği olamaz. Onun için federasyonun tezinden yok. Tenist olduğu gibi kulübelere... Devrede en az birer itiraz hakkı vermesi lazım. Yani o çağırınca sen isteyince gitmeyeceksin. De bunun kulübe tarafı var. Çok da durmayacak mı o zaman oyun hocam? Zaten var girdi, o, o girdi. Ne olacak ki? Dün Antalya Spor maçı 90 artı 5 verdi, 90 artı 12 de bitti. Dursun ne olacak yani? Sivas Spor Teknik Direktörü Bülent Hoca'nın açıklamaları da enteresan. Yani herkesin tepkisi var, var hakemlerine. A Belliydi böyle olacağı. Daha üçüncü hafta hocam ya. Böyle olacağı belliydi. Sen hakemleri özellikle var hakemlerini insan hata, hata yapamaz yaparsa herkesin önünde cezalandıracağım dersen herkes de buna bunu fırsat bilir ve senin önüne atar. Bundan sonrası iş İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun olmuş Ve şu anda herkes bunu Hangi bekliyor. Hangi bir cezalandıracaksın? Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi bugün Futbol Federasyonu'nda alt kulüplerinde başkanları var. Federasyonda yönetici olan veyahut da o kulüpleri yönetici olan iki kişinin maçında bir hakem fahiş hata yaparsa Eyvah O yönetimdeki kulüp başkanları veyahut da kulüp sahipleri sence birbirlerine düşmeyecekler mi? Düşecekler. Yani şey biliyorsun menfaat oluşana kadardır. Maalesef öyle. Bu tip ittifaklar. Her, her şeyde hayatta da öyle yani. Hocam Fret izlerken ne hissettiriyor sana? çok şey hissettiriyor. Yani Fred, Fred başka bir oyuncu, Abya başka bir oyuncu. Büyük takım orta saha. güldü ya Fred deyince. yani büyük takım orta saha oyuncusu böyle olur. Budur yani. Senden sonra Ceza sahasına giriyor, şut atıyor, basit oynuyor. Bir topu iki kereden fazla tokatlamıyor. Bir kontrol, iki sürer, üçte pasını veriyor. Ya da şut atıyor zaten. Ya da şutunu atıyor. Bu oyuncu <laughs> herkese Özellikle kendi pozisyonda oynayan takım arkadaşlarına da örnek olması gereken bir adam. Maçtan sonraki sevincini görüyorum. Bak bu adam United'de oynamış. Şaklar Donaks'de oynamış. Üç gol attı. Belki hayattaki ilk ettirini yapıyor ama topu alıyor. O topu saklamak istiyor. Basketle fileyi keserler ya. Evet. Bu bir heyecan, bu bir hırs. Bu anlamda Fırat'ı tebrik etmek lazım. Umarım aynı performansını devam ettirir. Çünkü Fenerbahçe'nin Ferit'e çok ihtiyacı var. Fırat'siz Fenerbahçe tuzsuz bir yemek gibi şey de verdi İsmail'e topu almak için. Böyle sembolik metal para da verdi. Gördün değil mi onu? Gördüm gördüm. Tatmin olmadı. Hocam ya bugün bir şey oldu. Şu soruyu bir sormayayım mı, mı diye düşündüm. Sor, sor. Ettim de. Okan Hoca Şampiyonlar Ligi maçı öncesi basın toplantısı yaptı. Hmm. İlle yani hakemlerle yüzden... mi salladın? Yok yok Türk hakemleri değil bu sefer tam senlik konu da şimdi sorayım bu soru. Neymiş? Herkes dedi Türkiye'de futbolu biliyor dedi. Yok dedi 8 al dedi. Biz dedi 2-8 ile mi oynayacağız dedi. Ne oynadığımız sistemden haberdarlar dedi. Ne dedi bir şey biliyorlar ama herkes dedi yok 2-8 bir 6 falan. Tam senin o 6-8 olaylara girdi. Ya bana diyemeyeceksin. E yok seninle yani alakası yok ya. Hocadır. Yok seninle alakası yok. Teknik konuları sevdiğin için söylüyorum. Doğru söylemiş. <laughs> Çok. Doğru söylemiş. Bu kadar hazırlandık mı oldu hocam? Ya doğru söylemiş. Karışmayın diyor yani. Doğru söylemiş ama o zaman zamancık bir argüman koy ortaya. 4-2-3-1'den vazgeç. Bir formasyon koy ortaya. Bir yenilik koy. Değişiklikte fayda vardır. Mevcut Galatasaray kadrosu ne oynamalı sence? Her şeyi oynar. 4-3-3 oynar. 4-5 yani. 4-3-3 ile 4-5 bir arasında fark yok. 4-1-4-1-4-3 bunlar aynı şeyler ama. 4-4-2 oynar. Oynar da oynar. Eleştiri olacak. Sen bunun doğrusunu bulacaksın. Hocam, Şuranı ya. dinlersen ve şurayı dinlersen doğru zaten Doğru eleştirinin ne olduğunu, yanlış eleştirinin ne olduğunu farkına varırsın. Her seni eleştirene düşman, her seni sevene de dost görme. Hocam biraz Galatasaray'da ruh hali Şimdi, de karışık ama. Yani biraz moraller. Japonya'da yanılmıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam Kizuki diye bir sanat var. Kizuki? Evet. Ne hocam? Bir vazo kırılıyor bunu tamir etmeni istiyorlar. Diyorlar ki kırık yerlerini altınlarla dolduralım. Böyle bir şey haline getiriyorlar. Sen eleştirilerle kırılıp dökülmeyeceksin. Onu tamir edeceksin. Bu bir sanattır. Kizuki diyorsun yani. Evet. Bu bir sanattır. Almanya'da yıllar önce bir milli takım hocası taraftar sorun olsun kapısını çalıyor. Diyor ki bunu böyle anlat. Dinliyor, çıkıyor ikinci yarı alıyor. Diyorlar ki ya bu senin taraftar nasıl dinlersin? 38 yıldır her maça geliyor diyor. Yanındaki analiz ekibinden daha çok güvenir belki. Anlatabildim mi? Bin tane yorum gelir, bir tanesini değerlendirirsen o sana Hızır Aleyhisselam görevi yapar. Ne olduğunu anlamazsın. Hızır görevi yapar sana. Sen niye Galatasaray antrenörüsün? Doğru eleştiriyle yanlış eleştirinin farkını ayırt edemiyorsan. Hocalık yaptığın takımlarda taraftarlarla hiç böyle Çok. yolokların oldu mu? Hocam şunu oynat burayı. Yani yok. Pay aldığın oldu mu? Aa doğru söylüyor dediğin oldu mu? Şimdi tabii ben bu kadar yani üst düzeyde yapmadım. Süper Lig'de yaptım tabii ki çok takımda. Ama yani böyle bir üst düzeyde çalışmadığım için Türkiye'de futbolla siyaset herkesin bildiği değil, bildiğini zannettiği iki tane alan. İkisinde de geldiğimiz nokta yer, yani yerlerde. Sen yani şimdi doktorluk yapmak istesen diploma soracaklar değil mi? Tabii canım. Yani hukukçu avukat olmak için hukuku bitirmek zorunda. Doktor doktor olmak için tıpı bitirmek zorunda. Ama futbol konuşmak için futbol oynamak zorunda değilsin ya da yanından yöresinden geçmek zorunda değilsin. Tamam. Ama sen yıllarca üst seviyede top oynamışsın. Hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu bileceksin. Kimden ne alacağını bilmen lazım. Ama sen alıp da 30 kişiyi de okursan 30 kişinin yazdığına da takılırsan o zaman sen takımınla değil dışarıyla ilgileniyorsun demektir. Yani Okan'ın söylediği Senin benim Türkiye'deki diğer antrenörlerin bilmediği bir şey değil ki. Türkiye'de bildiğimiz bir şey var. Futbol herkes biliyor. Bilmiyor da biliyor yani. E ee, Keşke bazı insanlar da bilmediğini bilse. O da büyük erdem ya. Öyle bir şey var mı futbolda yok? Türkiye'de az da olsa, işte, az da olsa birkaç kişi çıkıyor bazen. Hocam bir de Kerem konusu var. Bitmiyor bu. Seri kitap gibi. Her hafta yeni bir dosya açılıyor. Orada belli ki sürekli toz döküyorlar. Bir kabuk bağlıyor. Sonra birisi bir daha kaldırıyor hocam. Kerem'le ilgili zaten yöneticileri iki ayrı yönetici o Hatipoğlu'yla ne o Nihat Hatipoğlu neydi o İbrahim Hatipoğlu yok, oldu, yok. ne o? İbrahim Hatipoğlu ha, hocam. onunla öbürü neydi? Şey Cenkercik Cenk İkisi birbirinden bağımsız ayrı ayrı yorumlar yapıyorlar. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. Hocam nereden aklına geldi? Veri de şu anda bir Yani şimdi biri Bana diyor ki talip yok. Biri diyor ki talipler var. Göndermek istemiyoruz. Kerem'i zaten bu hale el ile Galatasaray kulübü ve taraftarları bu hale getirdi. Adam on numara oynadı beğenmediler. United'de iki tane gol attı beğenmediler. Yani sanki bu adam bayağı bir halt yetişmiş. Ya bu çocuk Erzincan Spor'dan geldi. Başakşehir'e geldi. Gölcük, ne, Acayip bir Acayip de gelişim kaydetti. yerlere ya. gitti. Yani e, bu çocuğun geldiği yok, yer Nirvana Yani ne bekliyorsun bu çocuktan? şeyin bekliyorsun? Olayı sen çözdün aslında. Buna git diyorlar şu kulübe. Bu da gitmiyor. iş patlıyor Tabii orada. Tabii mobbing uyguluyor. Ha hikaye o. Anlatabildim mi? Yoksa Kerem gibi oyuncun olsun. Ne diyordun? Geçtiğimiz programlarda Samandıra etrafında yolda çantasıyla görsem alır, Tanrım bir başımın derim, üstünde içerik sokarım tabii diyor. Tabii canım. Kerem'in de artık böyle biraz kendini saklaması lazım. Her şeye cevap vermemesi lazım. Hocam sana sürpriz sorularım var. Hadi bakalım. Hep böyle fener Galatasaray konuşacak halimiz yok. Şimdi Beşiktaş'a Beşiktaş'tan da bir şey soracağım da öncesinde şu sorulara çok yükseldim ya. Evet, hadi bakalım. Abi haddimiz değil ama senin bilgini test etmek böyle hızlı bir quiz yapacağız. Hazır mısın? Hazırım. Bitti mi yani? Ne çabuk bitti? Yok yok, daha döneceğiz ya. Hiç oradan tamam. biraz oradan biraz oradan. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında Süper Lig şampiyonu olan tek takım hangisi? Tekrarlar mısın soruyu? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor dışında Süper Lig şampiyonu olan tek takım hangisi? Tek takım diyemem. İki tane takım var. Biri Başakşehir, biri Bursa. Bak nasıl yakaladı. Nasıl yakaladı sorudaki yanlışı? İki takım diyecektik. Evet. Sen hocam var ya. Türkiye'nin ilk milli futbol maçı hangi ülkeye karşı oynandı? Evet. Yani o zaman evet. böyle Fransa, İtalya falan olmayacağına göre ben sana söyleyeyim ya Romanya'dır. Ya Yıl başka... söyleyeyim mi? 1923. Nereden bileyim 1900. Ben sana söyleyeyim. Söyle bakayım dur ne dedin arada? Yani ya, ya Romanya'dır. Romanya. Ya... Vallahi bravo alkış. Mı? Bilmiyorum, alkış attım. efekti. Attım kafadan. Yo ya. doğru. Vallahi bildim. Güzel atıyorsun hocam. Süper Lig tarihinde en çok şampiyon olan teknik direktör kim? Fuat Terim. Doğru. Türkiye'nin en yüksek kapasiteli stadyumu hangisi? Olimpiyat Stadyumu. Doğru. 2002 Dünya Kupası. Eyvah sen varsın zaten. 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye Amirli Futbol Takımı 3.lük maçında hangi ülkeyi yenerek üçüncü oldu? Güney Kore. Doğru. Süper Lig tarihinde 3 büyükler dışında ilk kez gol krallığına ulaşan futbolcu ve takımı? Tanrı Çolak, Samsun Spor. Doğru. Süper Lig'de en fazla forma giyen futbolcu kim? Ya Müjdat Yetkinler'dir ya Rıza Çalınbay'dır yani. İkisinden biridir. Bilemem hangisi bir hangisi iki. Rıza. Üçüncü, Rıza Çalınbay Rıza, mı? Rıza Çalınbay. Rıza yani çünkü Hoca. Müjdat Yetkinler 571 maçtı. Olsun ikiye indirdin. İki tane Rıza abi kaç sınıf. maç oynamış? Sayısını bilmiyorum. En çok oymuş. Evet. Ama Müjdat abi de muhtemelen Çünkü iki falan de, yani. Fener, biri Fener'de bıraktı. Biri Beşiktaş'ta bıraktı. Doğru. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım. Daha Fenerbahçe'nin tarihindeki ilk yabancı teknik direktörü kimdir? Eyvah. Patladık mı? Şimdi o zamanlar şöyle aklıma geliyor. Didi ve çok çok önce olduğu için bir Didi'yi hatırlıyorum. Güzel mantık. Devam et. Bir dakika. Didi'den önce mi? Didi'den önceyse hatırlayamam. İlk hocam önce. Ya, önceyse hatırlayamam. Molnar. Duydun ama ismini. Adını duydum ama Molnar. hatırlayamam. Molnar. Molnar. Çünkü Didi ile 3 tane şampiyonluk var. Tabii güzel mantık. Sonra Veselinovic. Stankovic. Stankovic, Stankovic. Beşiktaş'tan geçti. Stankovic. 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 Sonra Veselinovic. Sonrası zaten geliyor işte Otto işte, Carlos Alberto Pereira'ydı geliyor geliyor ama onlar hatırlamam. Kaçmış mı onlar? Yıl yok. Yılı belli değil. Peki. Yılı belli değil. Süper Lig'de ilk kez video... Onlar da mı Yugoslav? Evet Yugoslavya. Dağılmadı. O zamanki Yugoslavya koluydu. Tabii dağılmadı. Hatırlayamaz yani. ya. Tamam yaşımızı ortaya çıkarmayalım. <laughs> Süper Lig'de ilk kez video yardımcı hakem yani VAR sistemi hangi sezonda kullanıldı? Yılını bilmem de en fazla taş çatlasın 5 bilemedin 6-7 yıl olmaz. Sen çok istiyordun değil mi bu sistemden önce gelsin 2011'de gelsin diye? söylemiştim. 2018-2019. E 6 yıl. Trabzonspor'un Süper Lig'deki ilk şampiyonluğu hangi sezon gerçekleşti? Benim bildiğim o sene 76-77-77-78-78-79 bunlar 3 sene üstte mi ne bir şampiyonum? 76 olması lazım benim doğum tarihim. 75-76. Doğru. Doğduğumuz sene... Ahmet Suat Özyazcı mı? Evet. Doğduğumuz sene oldu. Özkan Sümer mi? Yok Ahmet Hoca ya. Evet. Doğduğumuz sene. 96 yılında Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında yendiği İtalyan takımı hangisidir? O zaman Juventus'ta elin boks oynuyordu. Juventus'u yenmişlerdi. Bravo. Bravo. Son soru. Türkiye hani Fenerbahçe hani Fenerbahçe'de Costa oynuyordu. Evet. Hani bak tüylerim diken diken oldu. Hani ben bazı maçta vardır ya. Yok Ümit Üzat Fenerbahçe'li değilmiş. Ulan ben aklımın erdiği günden boyuna rapçi içinden pes içine rahmetli Erdoğan aracısından Cem Pamiroğlu'na Onur Kayador'undan Hüseyin'le Luka Hoca'nından Vaganaus'una e, Yakol Çeviz'den Soçinski'ye kadar hatırlamadığım bir oyuncu yok yani. Önder abi'den tut kime kadar dersen. Hakimim diyorsun. Yani 88-89'da bile 12 yaşındaydım. Öncesini hatırlıyorum yani. 5-6 yaşına kadar hepsini hatırlarım. İlk hangi maçına gittin Fenerbahçe'nin? Profesyonel futbola bayağı yani Fenerbahçe'ye gelmeden değil, profesyonel futboldan önce çocukluk yıllarını soruyorum. Taraftar olarak. Mı? Evet evet taraftar olarak. Kadıköy'de. Yok ben Ankara'da yaşıyordum. Oraya geldiğinde gittin. Oraya geldim. Bir gençler, gençler maçı, maçıydı. Kaç yaşındaydın? Bizde bizde derken Gençler Birliği'nde. Ben Gençler Birliği taraftarıydım yani. Zakaryas oynuyordu. Nürnberg oynuyordu. Rinaldo oynuyordu. Metin Diyad'ın yeni yeni oynuyordu. İşte Avni oynuyordu. Harun oynuyordu. Kemal Yıldırım oynuyordu. Kalede rahmetli Okan abi oynuyordu. Yani yılka 85-86 falan. 19 Mayıs'ta. 19 Mayıs'ta. Maç günü gideceğim de statta yer bulacağım. Ölme şey ölme. Zor işlerdi değil mi o zaman? Hocam bu gençler birinde ne Fenerbahçe sembol isimler gelmiş yani sen gelmişsin. İşte bu son dönem şimdi Kim oradan gençlerden. Bir de Arda gelmiş hocam. Ha tamam Arda. Arda altyapıdan çıktı ya. Çok oyuncu geldi. Tabii ya Arda'nın oynadığı dizi izledin mi? Tarık Taşgün geldi, Ben geldim, İsmail Güldüren geldi, geldi. geldi, Arda Güler geldi. Geldi. Arda'nın oynadığı şeyi izledin mi yıllar önce? Ama çocukken? şunu unutma, gençlerden gelip de Fenerbahçe'de herhalde kupa kaldıran değil, çok kupa kaldıran herhalde tek adam benim yani. Hocam ne fitmişsin be. Görüyorum görüntüleri de. Uçuyorsun yani. Onun için feedback veriyoruz. <laughs> <laughs> Peki. Vay be. Ne nasıl kıyaslıyorum görüyorsun. Yapıyorsun bu işleri. Türkiye Futbol Federasyonu A A A hangi yılda kuruldu biliyor musun? Bin, Türkiye Futbol Federasyonu mu? 1923 mü o? Evet. 1923. Evet ama 1923'te futbol var mıymış ya? Olmaz mı hocam? Kurtuluş Savaşı döneminde bile var, öncesinde de var. Evet. Bu arada acayip futbol filmleri var. Takip ediyor musun? Şeyi izlemişsin galiba. Koymuşsun geçen sosyal medyaya. Zafer'e Kaçışı. Zaferin Rengi. Şey zaferine, Çok güzel film. İzledim harika bir film. Çok güzel film. Harika bir film. Arda Turan belgeseli var. Tavsiye ederim. Onu da bir izle. İzlemedim. <gülüyor> <gülüyor> İzlemedim yani. Hocam. Yani senin, şey e, yok yani senin mimiklere bayılıyorum ben ya. Muazzam geçişler var ya. <laughs> ya izlesem izledim derim. En güzel izlediğim futbol filmi hangisi hayatında? Bilmiyorum. City'nin bir belgeseli beni çok cezbetti. Futbol belgeseli değil mi? Michael Jordan'ın mesela e, belgeseli beni çok cezbetti. İzlemişimdir ya yani oturunca ne yapıyoruz Akşama kadar evde oturuyoruz dışarı ne kadar az insan o kadar. Sen oynadın mı hiç? Filmde falan bir yerde? Bir dönem ekmek teknesinde oynadım. Ha değil mi tam doğru evet. hatırlıyorum. Takım olarak gitmiştik? Bir tek orada mı oynadın ekmek teknesinde? Yani Nerede sanki şey Hollywood'dan geldik. Nerede oynayacağız başka? <laughs> ne hatırlıyor musun replik var mıydı falan yoksa sadece dinliyor muydun? vardı böyle bir kafa salladı. <laughs> tamam. Mı? Aa o kahvede Allah diye bağıran bir çocuk vardı değil mi tabii, yükseliyordu tabii, bir vardı, ara. Vardı. Kuzguncuk muydu orası? Kuzguncuk, Kuzguncuk'ta. Evet. Çok güzel yerlerde çekiliyordu ya. Hocam yani normalde Beşik... böyle bir şeyim var yani olabilir. Her an bir dizide oynayabilirim yani. Seslendirme teklifi aldım bunu sana söyleyeyim. Özellikle çizgi filmle alakalı ama o zaman Kabaçı'da oynuyordum. Mümkün değil tabii. Hangisinden geldi? Hatırlamıyorum yani. Dün yediğim yemeği hatırlamıyorum. Hocam bu çok ekstra bir olay mı? Çizgi film seslendirmesi gelmiş sana. Bu yani bana atom mühendisliği gelmesi gibi. Ya gelse ya. gelse Fred Çakmaktaş gelir. <laughs> ne gelecek bilmem Allah'ını seversen. Şaka geldi ama. Ben yaptım. Çok küçükken. 8-9 yaşındayken. Neyi yaptım diyorsun? Var Yemez amcadaki 3 çocuktan birini seslendirdim. Ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> Vay hocam. be. Beş, yok Beşiktaş'ı konuşalım en son ya. Konuşalım. Sen Beşiktaş'a karşı bu sene özel bir sempatim var Van Bronckhorst'a. Beşiktaş'a değil de Van Bronckhorst'a sempatim var. Seviyorsun i̇yi Van Bronkors'ta. İyi, i̇yi hocam. hoca. Arıyor abi arıyor. Adam bir şeyler arıyor. Bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Bir resim çizmeye çalışıyor. Bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Anlatabildim mi? Ve Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre daha zayıf kadroyla bir şey ortaya koymaya çalışıyor. Beş yaşım Bamburon korsa sabret. Ben dışarıdan gördüğüm gibi adamın e, profesyonelliği nasıldır, antrenesi nasıldır onu bilmem. Bir gün işte dediler ya Valerian İsmail sabah altta geliyor. E ne yapayım? Niye geliyor ki? Ben mi dedim onu altta geldiği? altta geliyormuş, koşuyormuş. Sekizde kahvaltı ediyormuş. Ondan ee, bırakmasaydı. O Sergen Hoca'yla da ilgili çok konuşuluyor Bırakmasaydı. Bu koşacaksa bırakmasaydı var İsmail. Niye geldi? O işlere çok takılmam. Ben dışarıdan gördüğüm resme bakıyorum. Van Brokos bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğuzhan futbolu bıraktı. Bu arada biz kayda girmeden önce haber Oğuzhan düştü diye söylüyorum. Oğuzhan ki futbolu. Nasıl? Oğuzhan 5 son dönemde bırakmıştı zaten. Erken ama hocam 31'de bıraktı ya. Çok da yetenekli ben oyuncu. Ben Beşiktaş'taki son döneminde bıraktı diyorum yani. Sen daha diyorsun ki erken bıraktı diyorsun. Oğuzhan yani. Zaten de, yok diyorsun kaç yıldır. Oğuzhan bir sene top oynadı ya oynadı ya oynamadı. Muhteşem bir yetenekli. Kendi kendini mahvetti. Necibe çok geçmiş olsun diliyorum. Necibe çok Ya oynuyorum. ameliyat oldu. Bir an önce inşallah sağlığına kavuşur. Bitti program. Bitti mi? Ha, bitti. Bu kadar çabuk mu? E, vallahi çok sen o kadar güzel aktın ki bitirdik yani. Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok teşekkür ederim. Sen de bir gün adalara gitmek istiyorum ya. O aklımdaydı söyleyeyim. Vapurla mı? Yok yok başka yol yok ki nasıl gideceğiz hocam vapur dışında. Ha varsa özel bizi havadan mamadan götüreceğim bir sistem. Olur. Yani seni götüreceğim <laughs> falan derken yanlış anlaşılır. Işte. Yok hocam bizim yani ekip olarak bir adada yemek yiyelim hep birlikte. De. Yani büyük adaları gördün mü işte. Kim gittin... derken kim dedi? Barış'la falan mı? Hep beraber işte bizim Yiğit, Barış, Şero, Yiğitsiz Evren olmaz, olmaz değil mi? He? Yiğitsiz olmaz. Dur ben ayarlayacağım bu adayı. Şimdi. Hadi ayarla bakalım. Sen de vapuru ayarla. Tamam. Seni çok seviyoruz. Bitti yayın. Seni çok seviyoruz derken ayrılık... Hocam da... niye hep bir şey arıyorsun altta bir çapanoğlu? Ben püpüklü adamım abi. Bana böyle cümleler kullanma ya. Sana yükseliriz hocam. Beni ölsün. Sana... Esta, tövbe estağfurullah. Ölsün. Beni sevmeyen ölsün. Yapma hocam olur mu? Ölmesin. Ya? Yani mecazi anlamda yani. söylüyorum. Niye ya? <laughs> Ölmesin ben hocam. Ben sevilmeyecek cümlesin. adam mıyım? Ya ben seviyorum da ya birçok kişi seviyor tanıklık ediyorum da sevmeyen de çıkabilir. Bir çok birçok kişi sevmiyor der gibi konuşuyorsun. Birçok kişi seviyor. <laughs> Yandık ya. Hadi hocam görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bay bay. <laughs>